Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak bu enfusi tefekkürü bize nail eylesin. Amin. Ruhumuza inkışaf ve inbisat ettirsin. Amin. Usul ve furularımızı da hissedar eylesin. Amin. Kabire geçmiş olan usul ve furularımızdan her kimler varsa bu Maide-i Kur'an'ın sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Amin. Varsa azapları Cenab-ı Hak tehir eylesin. Amin. Mekanların cennet bahçesini bir bahçe eylesin inşallah. Amin. Peki bak çalıştım derse. Derse çalıştım. Öyle fazla kafam çalıştığından değil. Kafam çalışsaydı bazıları gibi pattım, paldır küldür gelirdim. Çünkü adam kafası çalışıyor. Her şeye hakim. Ben basmadığı için fazla, ihate edemediğim için notlar alıyor. Psikoloji mi ders konusunda? Psikoloji de var. Nasıl bakarsan öyle hocam. Bizim derste. Konu başlığı şey mi? Bilmiyorum. Ciddi diyorum. Nereye evrildiğini de bilmiyorum. Bak biraz önce 10 dakika, 15 dakika konuştuk. Bir kanser sebebiyle olaya nasıl bakacağımızı söyledim. Başı ve sonu getirirsem bedenle ruhu benle yani ene ile ruhu, halikle mahluku, imanla küfrü, hak ile batılı, dünya ve ahireti tefrik edersek işimiz kolay. Eyvallah. Neyi neyle, ne zaman, nasıl çözeceğimizin ipuçları oldu. İşte enfusi tefekkür oldu mu enfusi tefekkür? Bakın benim ruhum derken ruhuna şahit oluyorsun. Şahit olunca şehit oluyorsun. Sübhaneke ya şehit, aleyte ya şahit. Ecinne minen nari biafike ya Rahman. Subhaneke ya şehid, taleyte ya şahid, ecinne minen nari biafike ya Rahman. Diyoruz ya sabah ve ikindi. Şehit olan şahit oluyor. Şehit olan şahit. Zaten geri okunu yapılır Arapça. Şahit olduğun için şehit oluyorsun. Subhaneke ya şehid, taleyte ya şahid, ecinne minen nari biafike ya Rahman. Ecinne minen nar. Ey Rahman bizi ateşten kurtar. Ama neyi şefaatçi yapıyoruz? Şehit ve şahit ismini. Allah Allah. Ona mazhar oluyorsun. Subhaneke ya Allah, taleyte ya Rahman. Ecinne minen nar biafike ya Rahman. Ey Rahman bu ateş azabından. Cehennem demiyor ha. Ecinne minen nari biafike ya Rahman. Dünyada da ateş. Psikoloji ateşi. Ruhsal ateş. Buhran bunalım ateşi. Yanıyor ortalık. Cehennem değil, kavuruyor. Ey Rahman, ya Rahman. Ateşin her çeşidinden. Allah, Subhaneke ya Allah, Talite ya Rahman. Allah ve Rahman ismin hürmetine. Muhafaza et. Ecinne minen nari biafike ya Rahman. Oh, iyi ki Allah var ya. Elhamdülillah. Zaten vardı da Alevimizde vardı. Çok şükür. Çok şükür. Allah olunca gerisi hikaye. Dedi ki abi dedi haşir meydanında hesapta ne yapacağız dedi. Dedim hesapta kim dedim hesap görmesine bağlı. Devlet dairesinin bir işim var. İşin kolay ve zor olması memura bağlı. Dedi ki haşir meydanında dedi peki kim dedi. Vallahi git de öğren. Memurları mı yapacak bu hesabı? Allah mı? Melekleri mi yapacak o mu? Git öğren. Abi git öğren gel. Abi Allah yapacakmış ya. O zaman iş kolay. Memur olsaydı adetsiz, ben alamam derdi. Çünkü bilgisayara giriyor bu günah. Ekranda bu çıktı bu günah. Bu sebat bu kadar. Memur, meleklere diyoruz ki ya onu fazla yaz. Bu sistem, elektrik, sayaç bu. Ben faturanı giriyorum. Yoksa cebimden vereceğim ben. Sistem öyle gösteriyor kardeşim. 226 watt yaktın, kilowatt yaktın. Ben bunu nasıl yazayım 200? Sistem böyle kardeşim, sana böyle gelmiş. Ya olmaz mı falan. Kardeşim, faturayı hatırlarken pazarlık olur mu?
İDAŞ mıdır, İDAŞ mıdır, TEDAŞ mıdır? Ona genel patrona soracaksın. O derse ki sistemin haricini muamele yap. Ama sistemi kuran sahip, kainatın patronu olayın başındaysa tamam lan bunu bu kadar yazın. Bunu da yazmayın. Sistemin dışında yetkili. Allah sistemin dışındadır. Onun delilim nedir? Ramazan orucudur. Ramazan orucunun muayyen belli bir sevabı yoktur. Her şey hakkında bir sevap denmiştir. Aramaz için dedi ki katımdadır. Allah. Ne demek katımdadır? Mustafa Emir'e ne kadar lazım? Günah sevabı tartıldı. O durum hepten iyi değil. Tamam orucunu 500 yazın. Hoşuna gitti değil mi Mustafa? Ama böyle olacak. Ama böyle olacak. Şu anda Allah görüyor mu? Duyuyor mu? Hadis-i Kutsi'ye mazhar olduk. Ya Cebrail. Bilmiyor mu? Biliyor da sultan. Ne anlatıyorlar? Git hele bak. Ya Rab cehenneminden ve cennetinden senden bahsediyor. Cennet, cehennemim gördüğüm yok. Haberinden dolayı. Sen de şahit ol, ol ki onları affettim. Elhamdülillah. Sonra Cebrail ya, akıl ya. Ya Rabbi işlerinde hırlı adam yoktu. Bir tane adam vardı hırlı değildi. Biz de öyle derler. Hırlı bir adam değildi. Öylesine geldi yani. Ha öyle. O, iyi değildi. İyi değildi. Dedi ki tamam onların hürmetine onu da affettim. Allah'ım bu hadisi kutsi sen söylettirdin. Bunu da bize ifade ettiren de sensin. Söylettirmeseydin diyemezdik. Seni sevdirtmeseydin biz seni sevemezdik. Getirtmeseydin biz gelemezdik. Evet. Allah'lığın hatırına hadisi, bu manayı, bu hakikati tahakkuk ettir. Amin. Bizi iyilerin hürmetine affet. Amin. Allah'lığın hatırına. Risale-i Şahs-ı Manevisi'nin hürmetine. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıdık kardeşlerim sayfa 201. Ben pek kati bir surette ve bine yakın tecrübelerimle neticesinde kati kanaatim gelmiş psikoloji dersi ya laikalar. Ve eksel günlerde hissediyorum ki Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde o hizmetin derecesine göre Risale-i Nur'un hizmetin derecesine göre şu. Yazıyor musun? Okuyor musun? Dinliyor musun? Yani üçüyü de nur talebesi olur. Ama kaliteli bir hayatı istiyorsan, kaliteli Mercedes'e binmek istiyorsan Hacı Murat'tan okumak, yazmak, dinlemek. Yazmak. Kastamonu 54'te söylüyor. Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde o hizmetin derecesine göre işte geldiğine göre gelmeyenler de var. Perşemeyi bekliyor. Bakayım Azay Perşemeyi mi bekliyor? Bakayım sen şimdi Perşembe'ye gidiyordun. Sen Perşembe. Evlenler olabilir o zaman. Yani Perşembe'yi mi bekleyecek seni? Perşembe ben Perşembe bekliyorum. Maraş'tan geliyor. Ya Maraş. Onların durumu iyi değil. Diyor ki hizmetin derecesine göre. Bak okuyorum. Siz kendinize tanıklık yapın, şahitlik yapın. Meşgul olma nispetinde kalbinde, bedeninde, bedenindeki uyku geliyor, rahatlıyor. Yatakta niye uykun gelmiyor? Bir sağ, bir sol, bu kadar milletin içinde, bu kadar ses var. Benim gürültümle, bu ışıklar altında, bu cemaatin için rahat yatabiliyorsun. Lan yatakta ya, karanlık, yatamıyorsun. Niye? Şaka demiyorum ama ciddi söylüyorum. Çünkü bu. Şimdi şeytan yok, iblis yok. Meşgul etmiyor ki iblis. Uykun yoksa derse gel. Bak biraz sonra uyuyacaksın. Ne yap içiyorsun ya? Uykusuzluk al. Şimdi Risale-i Nur'u meşgul oldukça kalbinde ferahlık, rahatlık. Bak biraz önceki 20 dakikalık o ruha şahit olacak yani ölüm anında. Sen sana şahit olacaksın. Şu makama bak ya. Risale-i Nur getiriyor bu. Risale-i Nur'u imani, tefekkürü yazarak, tefekkür ederek kuvvetli bir ameliyat-ı cerrahi yapar diyor. Kuvvetli tefekkür-i imani buraya taşır seni. Kesinlikle söylüyorum size. Mazi ve müstakbel halde görür. Ama haldeyken mazi müstakbeli bütünsel görür. Olayları bütünsel baktırır. Cüz ise kül, kül ise cüze. Aynı böyle bak. Külliyatın böyle bir özelliği var. Özelliği de var yani. Risale-i hizmetine meşgul oldukça kalbinde ferahlık, rahatlık. Bedeninde, dimağında, bedeninde, kafanda
Seni çarpmasın, gel bir yere otur. Kapı çarparsın. Bedeninde, dimağında, maişetinde bir inkişaf, bir yükselme, bir inbisat, genişleme, bir ferahlık, bir bereket görünüyor. Mesela hep derim, zenginlik mal çokluğu değil, ne kadar olursa olsun, talep çokluğu olursa seni fakir ediyor. Talep ettiğin kadar fakirsin. 17. sözde Farisi Beyt de bunu anlatır. Bunu da. Peki fakir kim? Talep çokluğu olan. Zengin kim? Malı çoğu olan değil. Talep hastalığı. Talep az. Kanaat. Ha, kanaat. İşte ruhunda ne olur? Tamam, ne olur bu? Talep az oldu mu kendine dönüyorsun. Of be. En ufak çorbaya ekmeğin atınca tabağa, yani kafanda 100.000 tane tilki kuyruğu yokken, bir de hele kaşık elinde televizyonu seyrederken yiyorsan hiç şansın yok. İbrahim Hakkı Marifetname'den söylüyorum, Risale'de de demiyorum. Yemek seni yer. Sen yemeği yiyemezsin. O seni yer. Oh Allah Allah falan. Yemek mi yiyorsun? Yemek seni yiyor. Ne tadı var ne tuzu var. Ne yediğini de bilmiyorsun. Ne yapıyorsan onu yap. Eyvallah. Ya, ne yapıyorsun? Vahdet sırrı değil mi abi? Tabii ya. Odaklanma meselesi. Tabii ya. Sen bu şimdi bunu yemek yiyorsun. Ne gitti ya? O mal ne oldu ya? O adam namussuz. O da çeki yatırmadı ya. Allah Allah. Şuna bak sözü. O şey yaptı. O hastaneye gidecektik. Yetişelim. Randevu vardı. Lan ne yaptın ya? Tam ne oldu ya? Ne yaptık yani? Her şeyi yaptık burada şimdi. Aşure gibi bir şey oldu. Ya yemeğin tadı da yok ha. Yemeğin tadı da tefekkürle oluyor ha. Yani asude bir kafada. Allah hepimize nasip etsin. Amin. Bunu nasıl yapacaksın? Gökte verilmiyor. Kime veriliyor? İsteyene veriliyor. Kardeşim, akşama çalıştınız. 5-10 dakikada okudun. E ne oldu şimdi, fişi takıyorsun, oturdun, seyrediyorsun. Lan ne kaybettin şimdi? Bu derste ne kaybettin? Yani biraz önce 20 dakikayı sen hangi psikiyatrist sana ölüm korkusunu böyle bir çare sunacak sana? Üstüne para da vereceğim. Ya? 600 bin lira istemiş. Bugün bir tanesi arıyor. 600 bin lira. Saat. Yani ya görüşecek, ne kadar görüşecekse. Saatte dememiş. Kendimi kötü hissediyorum demiş. Tamam demiş. Telefonu sekreterimden şey yapın demiş. Randevu aldım. Tekrar 600 bin lira vereceksin. Parayı veren kişi zaten rahat olamaz ki. Daha yani ondan sonra perşembeye veriyor. Ha, zaman da yok. Bugün pazartesi, perşembeye veriyor. Vallahi bu işi yapmam lazım. Hadi o zaman çok kıymeti bilirler. Bu gelmeler hepsi gelir. Paraya. Evet, evet. Doktor da öyle ya, ilaç yazmayınca anlamadı bir şey. Parasız bir şey ya, ders ya. Ya ne olacak parasız ders, ne kadar olur. Abi okulda aynı dersi anlatıyoruz. Öğrencilerin gelmeyeni çok, geleni işte az. Parayla anlatıyoruz abi. Kursta full geliyorlar. Full geliyorlar. 15 bin lira para veriyorlar abi. Milli Eğitim Bakanlığı. Bir de para veriyor. Ne kadar veriyor? 15 bin lira para veriyorlar. 15 abi. Aynı dersi anlatıyorsun. Aynı abi. Aynı dersi anlatıyor. Aynı adam sensin. Aynı adam, aynı öğretmenler, aynı iş, aynı sonuç, aynı testler. Burada para vermiyor. O abi ona full geliyor. Ona gelmiyor. İlla para almak lazım abi. Destekleme kursları var. Vay be. Demek ki Risale-i Nur'la meşgul olduk mu abiler, maişette yani adedi çoğalmak değil, adedi bakışımızı değiştiriyor. İçsel açlık gidiyor. Yani iblis, yani cinnin bizdeki karşılığı iblis, şeytan bize devamlı açlık duygusunu dürtüyor. Cinsellik, cinnet, cinayet, böyle hep bu inkar, hep bunlar yaptırıyor. Akıl örtülür, ne yaptığını bilmezsin. Ama zahide bakarsın intihar etti. O gitti murti içeri. Ne alakası? Gazali diyor ki akıl örtüldü ya. Ekseriyeti Müslümanın öyle. Ne yaptığını bilmiyor ki. Bak bunlar yapıyor. İblis yapıyor. Ama paldır küldür de gelmiyor tabii iblis. Ya zemin hazırlamayacaksın da, zemin hazırladır mı, onlara da yol açılıyor. Hem oradayken hem burada
çok kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve diyor. Rahat. Mesela ben kendi hayatımdan söylüyorum. Biliyorsunuz. Okuyorum. Yani bazen ciddi bir sıkıntıya, her türlü sıkıntıya muhatap oldum çok şükür. Geçmiyor. Okuyorum. Bunu da video yapmış bir tanesi. Ya daha geç ya. Kur'an okuyorum geçmiyor da bak Risale okuyorum falan geçiyor. Adam anlamamış ki Kur'an okunanın hükmünü ne olduğunu, içerisini ne olduğunu, içini bilmenin ne olduğunu, tefekkürü ne olduğunu izan etmek, fikretmek, hissetmek, mahsetmek. İnsanı etten zannetmiş. Öyle video yapmış. Yani adam Kur'an okuyorum sıkıntım gitmemiş adam için. Yani Risale okuyorum. Risale Kur'an'ın içerisini fikrettiriyor, hissettiriyor, mahsettiriyor, zevk ettiriyor. Tefekkürü ne olduğunu bilmiyor ki. Tefekkürü düşünmek zannediyor. Bilmiyor ki. Ya. Bunu yapmaz. Bu söylediğim yapmaz. Kur'an tefekkür. Ne tefekkürü? Kalıplara sokarsın ne manaysa o kadar. Başkası yok ki. Kalaba soktun ne çıktı? Manası o. Meal bu. Peygamber'e nasıl bakıyorlar? 571'de doğdu, 632'de öldü. Kainatın çekirdeği diyor. Ya bunlar deli ya diyor. Sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam da demiyor. Peygamber doğmadan önce sanki kainat yok muydu diyor. Onun nurundan yaratıldı diyor. Peygamber'e bakışına bakın. Alem-i şehadetteki zuhuru Ahmet suretidir. Ahmet'tir o. Muhammed'deki. Muhammed'le Ahmet'in farkını bilmiyor ki. Camide diyor Allah'ın yerine Muhammed koyuyorlar. Muhammed insan ismi zannediyor. Bilmiyor ki çekirdeğin adıdır. Ağacın çekirdeği var, ağacın meyvesi var, ağacın kendisi var, ağacın görüntüsü var, ağacın arkası var. Huvel evvel çekirdek, ahir meyve, zahir görüntü, batın işletim sistemi. Bilmiyor ki ya. Tefekkür denen bir şey duman olmuş yani. Çafçaflı iki tane kelime söylüyor böyle yeni duymuş böyle. Duymuş vay. Suret. Ahmet de Muhammed'i ayırt edememiş. Muhammed'i peygamberi nasıl anlatacak bu? 571'de doğdu diyor. Hakikaten mi lan? 571'de mi doğdu? İyi ki söyledi ha. Peygamber anlayışına bak. O suretine. Kabire de öyle bakar. Kabir nedir? Sureti çamura girmektir. E sen gireceksin oraya. Oysa tefekkür edersen beden oraya gidecektir. Ruh çıkacaktır. Beden, ruhun orada yok, işi yoktur. Ruhun nükel mekir götürecek. Ulan nükel mekir de mi girdi şimdi mezara? O surettir. Ölümün sureti. Kanuniyeti ruhun gitmesi. Hakikati mevt esmasına mazhar oluyorsun. Mahiyet Allah'ta. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati mahiyet. Ya neler öğretmiş bize Risale-i Nur ya. Çok şükür ya. En azından hadiselerin arkasına kısmen geçmeyi ve teselli vermeyi bize nasip etti ya Allah. Ne kadar şükretsek az ya. Evet. Hem çokları itiraf ediyor ki biz de hissediyoruz derler. Ben de öyleyim ustadım. Vallahi yalanı Allah şahit edilmez kafir olur. Aynı şahidim ya Rabbi. Yazarken yazabilmen için nun ve kalemi ve mayesturun ayeti tahakkuk ediyor. Düşünmeden zaten yazılmaz. Düşününce zaten oradan koptum. Sıkıntı neydi? Düşünsel bağlantı demek. Bağ demektir, bağ. Bir telefonla konuşuyorum, başka bir telefon geldi. Ekrana düşüyor ama geliyor ama bağla kuramam ki. Çünkü bununla konuşuyorum. İlle bununla konuşabilmem için bundan kopmam lazım. İşte sıkıntı nedir? O bir şeyle bağlantım var. Devam ediyor, okuyorum gitmiyor. Ama yazarken bu bağlantı kesiliyor. Başka bir bağlantı, yazdığım şey bağlantı oluyor. Zarak. Biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi benim pek az gıdayla yaşadığımın sırrı o bereketimiz. Allah duyuruyor. Bereket aşırı duyuyor. Mesela cinli hastaların bir kısmı ne yerse doymaz. İblis hemen sisteme çarpıyor. Doyma hissi olmazlar. Çok acayip. Ya. Hem İmam-ı Şafii'den radıyallahu anh rivayet var ki İmam-ı Şafii rivayet
halis talebi ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Halis talebi ulum. Peki biz ulum talebesimiz. Evet. Balada diyor ki Risale-i Nur talebesi talebi ulumdur. Talebi ulum unvanını alır. Mektubatta da var. Rızkına ben kefilim. Allah bir kere demiş zaten ayette. Rızkınıza ben kefilim dedi. İmanınıza değil ama. Rızka Allah kefil. Şüphe ediyoruz. Onun peşinde yokmuş gibi, olmayacakmış gibi koşuyoruz. İmana kefil değil, sanki garantiymiş gibi koyduk kenara. Evet, diyor ki, halis talebi ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Çünkü rızıklarında vusat ve bereket olur. Ya Rab bu bende var yani, çok şükür. Yarınki ekmeği, yemeği, nur dünyasına, Risale-i Nur'a girdikten sonra 17 yaşından beri, yalan lafzı kafirdir. Hiç umurumda olmamış, umurumda değil yarınki yemek. İçeride de öyle, ulan girdik ne yapacaklar ya? Yemek olacak, nasıl olacak? Hiç umurumda, hiç onu düşünmem. Benim işim değil. Benim şimdi işim doğru düşünmek. Ha, talebi ulumun rızkına ben kefilim diye ben de kendimde onayladım. Bereket olur. Madem hakikat budur ve madem halis talebi ulum unvanına, bak burada da söylüyor Mustafa, sen şüphelenmiştin. Acaba talebi ulum muyuz dedin. Bak, madem halis talebi ulum unvanına Risale-i Nur şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler. Duydun mu Mustafa? Ya? Elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil. Yani şu anda kaht ve gala. Ne demek biliyor musunuz? Pahalılık ve var iken içinde yokluk yaşayan. Kıtlık bu da. Varlık içinde yokluk yaşamak, bir de pahalılık. Ne zaman olacakmış? İman zaafı, iman hakikati dibe vurduğu zaman, iman hakikatleri insanlara tesir etmediği zaman, insanlar ne kadar uzaklaşınca, o zaman 200, efendim, o 223. sayfada, şiddetli maddi ve manevi kışta, dün Toprak Kale'de yaptık, gala, pahalılık demek. Var mı pahalılık? Var. Bak pahalılık. Başka ne var? Varlık içinde kaht. Varlık içinde yokluk. Malı var, arabası var. Dükkan dolu, ev dolu. Buzdolabının kim boşu var? Ama eyvah, ama kıtlık var. İçi kıt. Kafası kıt. Kalbi kıt. Allah'a tevekkülü yok, teslimi yok. İtimadı yok, kanaati yok. Kıt. Kıt kafa. Sonra derdi maişet, dert olmuş maişet. Oysa Allah üzerine almış maişetinizi, dert olmuş. Derdi maişet, dert değil ki, derdi dert yaptın. Sonra fukaralara, bu parası olmayanlara değil. Hani eski bizim memleketlere, akıl fukarası. Öyle derlerdi ya. Aklı kıt. Aklı kıt, fukaralara, fakirlere. Fakir kim? Şeytandır derler. Ecdat... Alimlerde de şeytan fukaralara ağır basması cihetinde ekser fakirül hal olan devam ediyor böyle. Sureti var. Fakir insan da var burada. Ama kanuniyetini yakalayacaksın. Eğer fakir insan o insanları has ediyse burada yazmaması lazım. Fakir insan var. Ama fakirliğin sureti bu. Kanuniyet insanda fakir yok ki. Yok adamın. Öyle bir ağlıyor ki adam, dev adam, gidip de iki tane ekmek alasın geliyor. Buna bir iki tane ekmek alayım ya. Öyle fakir, öyle aç ki. Ama yarabbi ya. Acayipime gidiyor ya. Kime biliyor musun? Onlara değil. Bende de var ya. Acayip bir mahlukuz ya. Bazen garibime gidiyor. Bu ben miyim ya? Elime şaşırıyorum. Ulan neresi bu benim? Yalan demiyorum size. Şimdi bu nasıl benim ya? Bu nasıl bana ait ya? Bu uzanmış gitmiş. Lan neresi benim ya? Kullanıyorum ya. El gidiyor. İstediğim gibi çalışıyor. Ben kullanıyorum. Kullandığımı görmüyor musun? Benim nerem benim ya? Ben benim miyim ki el benim olsun? Acayip bir şey ya. Dünya garip ya.
Acayip. Gelişimiz garip, gidişimiz garip. Yaşantı garip. Bir tuhaf alem ya. Geldiğimiz acayip. İnsandan insan mı olur? Eski hiç olmazsa duysak öyle kafayı yeriz. İnsandan insan olur mu ya? Kestane koçandan çıksaydık. Sonra insandan insan olsa. Vay duydunuz mu insandan insan olmuş. Ne olmuş? Kestaneden çıkıyorduk. Acayip insandan insan mı olur ya? Hem de tuhaf tuhaf. Zıt zıt. Kadından erkek. Erkekten de kan çıkıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Alıştık. Gayet normal. Ne normali ya? Gidişine bakmasın. Anormal değil mi ya? Nereye giriyorsun ya? Bu kadar masraf etti Allah. Güneşi doldurdu, mideni doyurdu, elbise giydin. Sana edilen bir günlük masrafa bak ya. E gittin çürüdün yok oldu. Allah niye masraf etti o zaman? Allah israfı sevmez. Hasan abi çocuk annesine soruyor. Annesi hamile. Yaşı 3-4 diyelim. İşin hakikatine mazhar değil. Anne diyor senin karnın niye böyle şişman diyor, şişko diyor. Orada kardeşim var diyor. Peki çocuk tabii şaşırıyor. Peki anne sonra onu seviyor musun diyor. Evladım çok severim diyor. Peki madem diyor seviyor onu niye yedin diyor. Ne yaptın? Niye onu yedin diyor. Yani. Niye onu yedin diyor. Çünkü mantıklı olan çocuğun düşündü aslında yani. Evet. Yani insanın insan doğması hakikaten. Çok tuhaf şey. Ha tuhaf ya normal. İnsanlar insan mı olur ya? Ama alıştık ne kadar normal. İnsan bu kadar bana masraf edecek, bak böyle donatacak. Bir gün karaciğeri, böbreği, dalağı, mideyi, kafayı, aklı, hissi kullandım. Yetmiyor. Güneşi, havayı, dünyanın dönüşü, işte 23 derece 27 dakika eğittiğini, şunu, bunu, nem derecelerini, buğdayı, pamuğu, inciri. E hepsini bu kadar masraf etti. Şimdi mantığı var mı? Hepsini çürüt. Akla uyar mı? Aklın ustasına yakışır mı? Benim aklıma yakışmıyor da. Aklın ustasına nasıl yakışacak bu? İsraf etmek akla uygun mudur? Maaş alacaksın. Senin fabrikayı kurdun. Tam tıkır tıkır çalışıyor. Alı. Ulan nasıl yanıyor diye tutuşturur musun? Böyle yapıyorum. Yani bu fabrika nasıl yandığını diye ada tutuşturur mu ya? Buna tutuştururlar ama. Bakırköy'e götürürler. Seni sana da bırakmazlar ya. Verilen akıl bunu yapmasa, veren aklı kül yapar mı? Ya. Akılların patronu, akılların ustası, aklı israf ederek akılsızlık yapar mı? Haşa. Vah. Ahiret var ya. Hem de dedimiş ki, senin adın neydi ya? Hep unutuyorum. Bilal. Bilal. Kaç yaşındayız Bilal? 11. Allah dedi ki ahiret dünyadan daha güzel. Allah doğru söyledi değil mi? Öyle demiş, öyledir. E niye korkuyoruz? Hemen ölümden kimse korktu. Yok bilah. Günahımızdan korkuyoruz. Ama ölüm korkusu diye zannettik. Meğer ölüm korkusu değilmiş. Yaptığımız yamukluklardan korkuyoruz. Ama onu da Allah affediyor bilah. İnşallah. Affedecek inşallah. Yeter ki af etmek. Affedebilmesi için öyle. Af isteyeceğiz. Af isteyebilmek için de YouTube'lara, telefonlara fazla girmeyeceğiz. Girdim af hatırına gelme. Sonra ecel gelir. Aa ben affedecektim. Geçti. Bizi YouTube'da video seyrederken Azrail geldi mi film seyrederken gideceğiz. Oho. Film seyrederken gittik mi? Film ederler adama. Film yaparlar. Evet, madem Halis Talebi Ulum unvanına Risale-i'nin şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler, elbette şimdiki açtık, bak açtık, kaht, kaht neydi? Kıtlık, kahta mukabil Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zaruret-i maişet özrüyle maişet peşinde koşmak yerine en iyi çare, şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmaktır. Yoksa duman ediyor. Ya. Reyhanlı'da birisi var. 4 tane deposu var. Pamukkale'de. Hocam dedi aldı. Bak ne kadar şey. Aldırayım mı? Alayım mı seni? Gelir misin? Anladım. Ne yapacağım abi dedim sana dedim ya. Sen bir sürü işin var. Ya boş ver iş. Ya kaç tane depom? Depodamız. Biliyor musun?
Devam. Vinç çalışıyor. Bari 3-4 tane diyor. Niye istiyorsun beni? Gel dedi ya abi dedi. Oturalım bir sohbet edelim ya. Dedim ki ne abi ismini vermeyeyim. Bunu aldım ben dedi ya. Ne benimle ne alakası var dedim ya. Zenginleri çağır dedim. Orada bir tane tombala bir şeyler çekip bir şeyler oynayın dedim. Hiç değişmemişsin diyor. Hiç değişmedin diyor. Diyor ki şimdi dediğini söyleyeceğim. Ya ne kadar rahatsın. Sanki dedi ölüm bize var sana yok diyor. Dert bize var sana yok. Ulan dertlerin şeyleri bize almışız. Bak kardeşim sen ciddi bir hakikate mahrumsun. Risale-i Nur'u ciddi okumuyorsun. Okusaydın milleti yanına çağırıp çay içelim gel sohbet et rahatlat demezdin. O fabrikada çalışanları Risale-i Nur'la tanıştırırdın. Mescide Risale-i Nur koyardın. Böyle yalandan bir adam çalışıyor gibi bir nur talebesini mescide imam tayin ederdin. Günde çay molalarında o adam gelir mescitte sohbet ederdi. Böyle yapardın. Yani itfaiye muhtaç olmazdın. İtfaiyecilik yapardın. Fabrikaya, mescitte koydun merdivenin altına ufak bir şey. Bir güzel mescit yapsan, namaz vakitlerine çay molası getirsen, orada da bir tane insan kaynaklı bir adam alsan, güya bir nur talebesini medreseden, belirli saatte gelse, o da o saati anlatsan, dershaneden, tam o saatte, mescitte namaz kıldırırken mescit imamı yapsan, 10 dakika konuşsa, hem üretimin 10 katı olur ve en az 2 katı olur. Hem de sen de rahatlarsın, hem Allah ve ahiretten ümitli olurdun. Ama Allah razı olsun ne dedi? Hakikaten ya dedi. He ya niye yapmadım dedi ya. Dedim hemen yap abi dedim ya. Bir tane güzel mescit yap. Ben de gelirim yani. Bir namaz kıldırım hocamız falan geldi. Dışarıdan hoca geliyor. 10 dakikada söylüyor, şey yapıyor. Bak ne oluyor. Bir de kahveleri koyarsın önünde mescitte. Adam kahve içti mi çalışmıyor. Gelir ya. Pamba mı çalışacak 10 dakika oturacak. İşçi gelir oturur ya. Evet, her tarafta bu derdi maişet herkesi sarsıyor. Mustafa, piyasadasın. Herkesi sarsıyor mu abi? Sarsıyor. Herkesin ağzında mı abi pahalılık? Hepsi de var. Bu pahalılık ne zaman başladı? 2015'te başladı. Ustad Emirdağ'ın da diyor 13, 14, 16 diyor. 15 demiyor. 15 mağlubiyet. 15'te başladı ilk mağlubiyet. Kaç sene sürdü? Şimdi kaçtayız? 7 yıl oldu. 7 yıl oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın o kıtlık kaç seneydi? 7 yıl. İnşallah bu yıl son kıtlığın son zirve dönemi. Ondan sonra kıtlık yok. İnşallah. Yusuf Aleyhisselam 7 sene kıtlık. 2015'te başladı. 2022 bu sene inşallah kıtlık son inşallah. İnşallah. Her tarafta evet her tarafta bu derdi maişet herkesi sarsıyor. Ehli dalalet bundan istifade eder. Çünkü derse gelemiyor, kitap okuyamıyor. Aklı tefekkür edemeyince aklı fikri iş oluyor. Aa tamam diyor. Yani tamam. Mesela koronanın en büyük gayesi akraba silah-ı rahimi kesmekti. İnsanlar ölmüş o kadar önemli değil ki. Zaten kimyasal bomba. Aile bağlarını çökmek. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de yeni işte çok şükür kalkıyor. Her tarafta çam dikerlerdi. Çam ağacı. Çam dikme var ya bahçelerde. Evet. Adam villa yapmış evet. Çam şey. Bu zındık Amerika'nın şeyin İsrail'in şeyi. Meyve dikmesinler. Üretim olmasın. Zeytin. Evet. Zeytin yerine yani zeytin, meyve dikmesin. Çam diksin. Zındık yani. Çam tutuş. Ondan sonra kapitalistliği ne zaman başlattılar biliyor musun? İyi yaslanın ama şaşıracaksınız ama bana kızmayın. Paracılık ne zaman başladı? Ne zaman caminin altında marketleri açtık, dükkanları kiraya verdik cami adına. Üzerine de dini koyduk maddenin üzerine. Din bu sefer vasıta olmaya başladı maddeye. Madde esas oldu. Temelimize madde girdi. Hiç ecdadın camisinin altında dükkan veya şey var mı market var mıydı? Hiç gördünüz mü?
Sultanahmet'in şunun bunun Fatih Camisi'nin altına. Şimdi bak, altına dükkanları koyduk, kapitalist paraları soktuk. Altında kasa, üstünde ibadet. Bunu bir yerde söyledim, iki yerde olduğu söyledim. Canımı sıktılar tabii bunu. Niye bunu söylüyorsun? Fark eden yok biliyor musun Mustafa? Şaşırdın değil mi? Evet abi. Şaşırdın. Çok acı bir şey abi. Çok acı. Paranın üzerine koyduk binayı. Ecdat nasıl geçindiriyordu? Devletten almıyordu o imam oranın parası. Mescidi koyardı. Evini yapardı. Akar yapardı. Akar demek camiye gelir tarla. O gelir imamın geçimiydi. Devletle alakası olmadığı için rahat vaaz ederdi. Onun için camilerin 5-10 dönüm toprağı vardır. Ama camilere kadar geldiler. Camiye yıktılar da. Camiye gelse ne olur? Vakıflar. Evet. Evet, her tarafta bu derdi maşet herkesi sarsıyor. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de kendini mazur bilir. Zarurettir, ne yapalım der. Ben böyle hasmede hasmede anlatıyorum. Tırt diye okuyabilirim. Tırt diye anlatıyorum. Nasıl olaylarla şey yapıyorum ki? Otura otura. Otura otura. Tamam mı? Ha, bir de okuyayım şurayı. Zarurettir, ne yapalım der. Demek ki Risale-i Nur şakirtleri ne yapacak? Bu açlık ve zaruret müsibetine karşı ne yapacak? Yine nurlarla mukabele etmeli. Risale-i Nur'la meşgul olacağız. La para mı geliyor? Karışma. Her şey aklı olmadığını aklın da söylüyor. Yoksa rızık sana şiddetlenir. Gelse bile rızık, geldiğini fark etmesin, hırsın artar, hala aç olursun. Her şakirtin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil. Bu memleketlere niye geldim? Niye geldik? Yani kendini okursun şey. Hayır, ilk önce bir her şakirt kendi vazifesi nedir? Yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur. Bir geliyor, bir geliyor. Bir okuyor, bir okumuyor. Yani bir böyle, bir böyle. Olmaz yani. Olmuyor yani. Neye benziyor biliyor musun? Çürümüş elbiseye dikiş tutar. Hayır. Hasan abinin mesleğiyle. Çürümüş tahtaya çivi çaktı usta. Tutuyor mu? Çürümüş tahtaya. Vurdun geliyor ya. Tutmaz. Onun gibi oluyoruz ya. Dikiş tutmuyor. Bir geliyor, bir gelmiyor. Ciddi yapacaksın ya bu işi. Mesela şöyle dersi gelinmemeli. Ne yapayım ya bu akşam? Hanım bana bak. Program var mı oğlum, kızım? Ne program var bakalım. Ne filmi var? tamam. İyi, ne yapalım? Zaten dün gitmiştik şeye, dondurma yemeğe. Hanım. Bari hadi bakalım. Cemil Hoca, derse gidiyorsan beni de al. Niye? Yapacak işi kalmadı. Artık bu istepne lastik gibi kullanıyor. Niye? Kalsın ölüm ölüm kanser korona maronu görürse. Tamam. Kullanacağız ya istepne lastik. Böyle ders olur mu ya? Evet, her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur. Mesela Kur'an'ın da peygamberimizin hayatında ilk önce yakın akrabaya. Yakın akrabaya. Yakın akrabaya. Zekat da öyle oluyor. Yakın akrabaya sahipleneceksin. Hem maddi hem manevi sahipleneceksin. Sonra biraz daha geniş daireye. Böyle. Size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya da dikkat ediniz. Yani tam dostane oluyoruz da. Fakat diyor, şuna da dikkat edin. Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet, sağlamlığına, metanetlerine, duruşlarına, doğruluklarına ilişecek bir tarzda dairenizin içine sokmayınız. Gelsin ama hususi meşerite sokma. Bak yani uğraşma. Biraz ben uyamıyorum yani bu şeye. Ben yapamıyorum. Ustadım bu şeyini öperim. Keşke yapabilsem. İhtiyat iyidir. Tamam. Her zaman iyidir. Yapamıyorum. Böyle rahat ol. Oku geç bazı şey. Yapamıyorum ama kabul ediyor. Tamam. Ha, diyor ki uğraşma ama diyor,
gelen gidenle meselelerle. Sen diyor bu hususi sefk-i idarede hizmetin şeklinde onları alma. Hususi daireni. Niye? Çünkü içimize girerse Risale-i Nur talebelerinin nizam salabetine, sağlamlıklarına nasıl yapar biliyor musun sana? Fikir atar. Nasıl girer biliyor musunuz abiler? Buraya derse gelmeyle girmez o. Kimse meşveret almaz. Mustafa, Muhammed evet. Ne yaparlar biliyor musun? Nasıl girer biliyor musun? Yukarıki o meşveretin halkasına parayı bayağı bastı mı? Abi Hatay Kırıkhan meşvereti yapıyoruz. İstersen çağırma onu. Bu ay 40 bin lira verdi. Mecbur çalacaksın ya. Çağırma Murat. Bir daha ayda havanı alırsın. Parayla giriyor. Tamam ondan sonra Risale okumamış. Laikayı okumamış. Nasıl sevk idare edecek? Hizmet nasıl olacak bilmiyor ki. Okumamış. Olmaz diyor öyle. Öyle yapmayalım. Bu olsun. Çok. Oo, niye? Fazla para verdi ya. Sungur abi Allah rahmet etsin. Bir meşhur, çok meşhur zenginden değil yardımı, zekatını bile almıyordu hizmete. Ama faturayı da ödedi. Sen misin zekat almıyorsun? Al sana bir fatura. İyi bir fatura ödettiler. İlk önce bastılar ilacı, şekerini arttırdılar, bilmem ne yaptılar. Sonra dengesini şey yaptılar. Yani aramıza öyle paldır küldür kolun sağlayarak değil, Risale-i Nur'a biz uymadık. Sadakat yapmayınca giriyor. Ustad diyor ki öyle kimseden bir şey alma. İstinanı yap. Peki başka aileler arasında, nurcular arasında başka bir sebep, sıkıntı sebebi iki. Yani bu sefk-i idarede istinayı bozmaktan, aramızdaki sıkıntı haramlık ve selamlık yapmamaktan. Birbirimize gidip gelirken haramlık, selamlık yapmayınca başka sıkıntılar başlıyor. Ondan sonra kendimize enfusi tefekkür yapmayınca haddimizi bilmeyip hududumuzda da kalamıyoruz. Ben külliyattan topladım bunu. Söylüyorum. Bir daha şakirtlerin salabeti, sağlamlığını nasıl bozar? Sağlamdı adam. Ya o da olur diyor bu sefer. Lan olmaz işte, caiz değil bu. Uygun değil bizim mesleğimize. Yasak bizde. Yasak. Toplayamazsın. Allah Resulü topladı diyor bana şimdi. Evet. Allah Resulü topladı. Zekat helal mı dedim? Fakire helal. Ali Beyt haram. Hadi çık işin için hadi. Peygamberin nesline zekat veremezsiniz. Peygamberin nesli zekat alamaz fakir dayı olsa. Şaşırdın mı abi? Ya çok tuhaf. Niye alamıyor abi? Çünkü zekat malın pisliğidir. Peygamberin soyuna pislik verilmez. Malın aslından verecekse ver. İkram edeceksen et. İkram edeceksin. Zekat malın pisliğidir. Mal temizliyorsun. Zekat vererek. Zekat vererek. Zekatını verince mal temizleniyor. Eyvallah. Ama peygamberin soyuna verilir mi ya? Acayip. Ne güzel bir din ya. Çok acayip bir mevcut. Bir tanesini sana söyleyeyim. Şu 408 evler var. Şöyle. Devlet evler. Kalkıp bir adam bir tane gökdelen dikemezmiş. Çünkü o gece konduların yanında gökdeleni şey yaparsan onun psikolojik sıkıntıyı sokarsın. Yani bazı hislerin dürtülerini hareketlendirir. Onu nazara almış ya. Bu nasıl bir din ya? Nasıl bir psikoloji ya? Bu Muhammed düşünemez aleyhissalatü vesselam. Vallahi düşünemez ya. Aklım almıyor. Bu kadar detay mı düşünecek? Bu kadar detay mı? O detayda, kıraatta, la kıraatta 30 tane imam gelmiş ya. Bu nasıl okunacağını? Bu peygamberimiz nasıl düşünecek bunu ya? Kıraat yani kıraat. İrab'da 30 tane imam var. 10 tane asıl, 2 tane ravisi var. Şu alarm olsa da gösterse okusam listeyi. Ehli ya, kıraat imamı bana yazdırdı. Hafız. Lan bunu ömür verse ya, 30 tane imam ömrünü vermiş ya. Dinde sırf kıraat yok ki, hukuk var. Sosyoloji var, psikoloji var. Orada var. Bu her şeyde nasıl, bir insan nasıl düşünür Mustafa ya? İnü ve ilâ vahiy yuha. Ya. Ancak öyle. Vahiy ile ancak nasıl olacak? Vallahi la vallahi. Aklı mümkün değil, görmüyor. Lan 30 tane kıraat imamı olur mu? Ömrünü vermiş. Belagat imamları var Zemahşeri. Değil mi?
Bir de şey usta söylüyor. Zemahşeri bir de Z ile başlayan çok onu çok mahkemata çok anlatır ya. Sekkaki mi? Sekkaki değil. Z ile başlıyor ismi herhalde. Zemahşeri. Z'yi söyledim bak. Zemahşeri. Sekkaki. Ondan sonra bir tane de var böyle. Abdülkadir Cürcani. Abdülkadir Cürcani. Dahi diyor ya. Belagat imamları ya. İlmi kelam. Ya hukuk. Ya itikat. Ya akaid. Ya sosyoloji. Ya çok tuhaf ya. Bir insan bunun nasıl detayını yapar ya? Nasıl bir insan böyle bir dini nasıl kurar ya? Ömrü yetmez ya. 23 seneye sokacaksın bunu. Lan bunun ayrı hayatı var, cihadı var. Sahabeler oturması var. Yok ya. Bir kere onun talebesi Muhyiddin Arabi deniliyor ki bu kitapları kendi yazdıysa 3 kat ömrü olması lazım. Ortaya koydu eser, kitapların yazılabilmesi için doldu öldü. Çocukluğu olmaması lazım, yatması olmaması lazım. Hiç durmamaksızın yazdığı kitaplar ancak 3 kat ömrü olsun ki yazılsın. Karısına demişler ki bu nasıl oluyor? Ben diyor bir gün yemeğini verecektim ne bileyim. Giriyor diyor odadan yazılmış çok diyor deste kitaplarla çıkıyor. Ben diyor ayarlıyorum boş. Ben de bir gün merak ettim diyor. Nasıl yazıyor bunu diyor. Karısı dedi. Delikten baktım kapıda. Baktım 40 tane Muhyiddin vardı diyor. Allah. Allah'ıma selam. 40 tane Muhyiddin gördüm dedi. Muhyiddin İbn Arabi. Kudüs'e sürüyor. Ya Rab ruhaniyetin hissedar eyle. Haberdar eyle. Bizden hoşnut eyle ya Rabbi. Biz ondan razıyız. Onu da bizden razı eyle. Hoşuma gidiyor ya. Kafama öyle yatıyor ki. Çok hoşuma gidiyor. Müslümanları seviyorum ya. Bismillah. Şimdi akıl. Sanki her şey aklıdır yani. Aklımız da söylüyor her şey akli olmadığını. Ne olur mu şöyle? Olmaz kardeş. Sen olmaz. Uçuk bir şey söylemedim ki. Şu anda maddete mümkün. Işınlama var. Şu anda elektronik yapılıyor. Aynı şey yansıtarak yapılıyor. Güneş de yapıyorsun aynayla. Ona benzer oluyor. Risale-i Nur'un zararına, şakirtlerini salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Yani o adamın girmesine yol açma, istinanı koru. İzzetini koru. Nasıl yürüyecek? Yürüdüğü kadar. Ben bu hizmete nasıl gönül verdimse sen de bu hizmete gönül vereceksin. Diyeceksin ki bu hizmette bana ne düşer? Bana sormadan yapacaksın. Ben bu hizmete koşurken sana mı sordum? Yükleneceksin. Böyle yürüyor. O zaman kimseye böyle boşluk olmuyorsun. Kimsenin bir beklentin olmuyor. Samimi oluyorsun. Bu adam burada oturmuş. Orada ders yapıyor. Gelenle meşgul oluyor. Kendisi ders çalışıyor. Niye bunu yapıyor? Dini mubine hizmet ediyor. O zaman ben de gideyim ya. Bana ne düşüyor? Öğretmensen ayrı vazife düşüyor. Esnafsan sana ayrı vazife düşüyor. Vesaire düşüyor da düşüyor. Böyle yürüyor yani. Hani lisan halleriyle peki bu hizmet nasıl yürüyecek soranlara söyledim bunu. Böyle yürüyor. Ya Arnavutköy mesela bir ne oluyor? Nasıl oluyor? İnan ben bir ve iki kişini biliyorum biraz yüklendiğini. Diğerlerinin hiçbirisini bilmiyor. Hiçbirisi de kendisini ifade etmek için arz endam etmedi bana. Yani yalan olmaz. En fazla 10 kişiyi bilirim belki de. 5 tane geçmez ama 10 kişi olsun. Nasıl yürüyor? Yürüyor işte. Herkes kendisi bana diyor. Yapıyor mu? Öyle yürüyor. Ne ben eziklik hissederim ne de o. Benim vazifem ise onun da vazifesi. O işten motor olacak. İtmeyle araba belirleyerek kadar gidiyor. O 408 evlerin yokuşundan gider. Ama ovaya geldi mi artık itme gitmez o. Öyleler niyeti halise ile girmezse belki futur verirler. Futur. Yani usanç. Artık hep şekilde kalır hizmet. Sen tebliğ şeyi, sen bilmem irşat bölümü, sen ekonomiden, sen insan kaynaklarından falan halde bilimler kurulur. Ondan sonra
Ya futur ne biliyor musun? Usanç artık. Aynı şey yapa yapa usanç oluyor. Yani enfusi tefekkür Ahmet geçmeyince böyle enfusi tefekkür muzakere, ilk önce mutala. Kendin bir konuyu seçeceksin. Mesela bak şimdi bir tane yazmış, Mecul'da paylaştım Almanya'da. Abi diyor, bu yalnızlık ne demek ya? Yalnız. Ondan sonra dedim bugün değil mi doktor, beraber dinledik. Kahvaltı yapıyorduk doktorla bakıma. Sesi açtık bari öyle olsun diye. Peki de bu adam da dinliyor şimdi. Yalnızlık. Ulan bende de merak başladı. Hani var ya, yalnızlık Allah'a mahsus. Nasıl Allah'a mahsus? Allah'ın ilminde ezeli ve ebedi, ezeli ve ebedi ben vardım zaten. Allah'ın ilminde ben ezeli ebedi yok muydum? Allah'a vardım ben zaten. Allah kainatı yaratmış, niye? Ayna olsun cemalimi seyredeyim. Bak yalnızlık da olmadı. Bu yalnızlık, ha ilk önce bunu bir araştırayım, buna mutala denilir. Bunu beraber bir konuşalım, muzakere denilir. Onu tefekkür edince artık yazıyorsun tefekkür, of içeride uyanıyor. Böyle oluyor enfusi tefekkür. İlk önce merak, sonra onu topluyorum, kendim o parçaları okuyorum. Yani tamam, ondan sonra bunun adı mutala. Sonra ehilleriyle bu senin mutala, senin bunu konuşuyoruz, müzakere oluyor. Sonra o insanlardan çıkan mahsulü tefekkür ediyorum yeniden yazarak Ahmet. Yazıyorum, enfuse taşınıyorum. Artık bedenindeki Allah'ın icraatını seyretme makamına çıkıyorsun. Allah bak böyle yapıyor, öyle yapıyor. Dışarıdaki yağmuru seyreder gibi. Böyle makam alaya çıkılıyormuş ya. Vay be. Öyle niyeti haliseyle girmese belki futur verirler. Eğer enaniyetli ve hot furuş ise Risale-i şakirtlerini, metanetlerini kırarlar. Nazarlarını Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Para vererek veya bir şekilde bir meziyet nasıl girdiyse başka, işte yakınlık kurarak Risale-i Nur'un nazarını, bu da hizmettir. Bu da, bunu da okusan hizmettir. Bunu okursan Risale-i Nur daha iyi anlarsın. Vallahi piyasadaki nur talebelerinin yazdığı kitap var ya, yani Risale-i Nur daha iyi anlarsınız diye. Risale-i Nur'u daha iyi anlarsınız diye yazılan kitapları okursanız Risale-i Nur'a zaman gelmeden ölürsünüz. Evet. Ve benim boyumdan daha yüksek kitap var. Daha iyi anlarsınız. Anladın mı? Bu kitap yazanlara bir laf etmezler. Şu şekilde ders yapmamı hepsi medar bahseder. Yani böyle yazılmaz. Ustadımız Nur talebesi yazamaz. Böyle söylediğim halde o yazılan yazanlara bir laf yok. Hatta beraber canlı yayın ders yaparlar. Bu yanlıştır dediğim için bu yanlış yapıyor. Bu aramızda sıkıntılı bir adamdır diyor. Yani garip Ali, görüyor musun? Garip. Olsun. Zaten bunu çok tuhaf. Bir nur talebesi lisan dahi iyi anlaşılır diye kitap yazamaz. Nerede yazıyor? Mektubat, Hucumat-ı Sitte. Kaçıncı madde? Altıncı maddede. Aranızda ehli ilim de var diyor. İlimden gelen bir enaniyetle diyor. Soğuk bir taklitçilik hükmüne geçen Risale-i Nur haricinde bir şey yazamaz diyor. Yazmaması lazım. Mektubat. Ya. İşte nazarlar böyle çevriliyor. Nasıl giriliyorsa giriliyor. Risale-i Nur'a sahip çıkacaksın. Risale-i Nur, Risale-i Nur'a izah edeceksin. Bu kadar konuştuklarım içinde eğer hakikaten samimi iseler şu kelamın Risale-i Nur'a zıttır, Risale-i Nur'da yoktur de, tamam. Bir tane hatırlıyorum. 40 tane Muhiddin. Onu hariçten söyledim. Başka? Zemahşeri mi? Hariçten söyledim. Ne söyledim? Enfusi tefekkür mü? Ben mi? Eneyim mi? Söyle. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Ne yapıyoruz? Bu pahalılıkta bir nur talebesi ne yapacak? Risale-i Nur'a sahiplenecek. Niye? Ya zamanım yok ki. Geçim derdine düştüm. Onun için Risale'nin zamanım yok dedi. Peki Risale buna ne diyor? Hatırladınız mı? Risale, he?
Ne diyor? Geçim derdine düşenler Saniye Nur'a yaptı. Niye için geçim derdine düştü? Adam diyor ki gelemiyorum. Niye? Geçim derdine düştüm. Geçim derdine düştüğüm için gelemiyorum. Ustad ne diyor? Risale-i Nur'un hizmeti bıraktığın için geçim derdi başına bela oldu. Nerede diyor? 135 Kastamonu açtım. Risale-i Nur'un bir talebesi Risale-i Nur'a çalışamadığını demiyor. Çalışmadığının bir sebebi derdi maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik. Bak. Burada. Buradan okuyorum. Bak. Şimdi bak. Bir, ne demiş bakayım ustad? Biz dedik Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor. Ben de ediyorum ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık, kalpte ferahlık, maişette suhulet görüyoruz. Görüyor musun? Çok tuhaf değil mi? Mesela derdi maişet olduğu için gelemiyorum değil. Gelmediğin için derdi maişet şiddetlendi. Başka bir garip bir çözümü de şu. Ustadın ters çözüm bize göre ters. Bir yerde toplantıda, hapishanede, evde, iş yerinde, okulda münakaşa ediliyor, kavga ediliyor. Ustadın bize alışmadığınız başka bir çözüm sunuyor. Gidin diyor haksıza yardım edin. Lan haklıya etmesi lazım. Çünkü diyor haksız ekseriyetle insafsız olur diyor. Eyvallah. Ekseriyet. Çünkü biliyor haksız olduğunu inatlaşıyor. Ona taraftar olun. Haklı diyor ekseriyet insaflı olur. Susar diyor. Ol tarafta yatışır. Eğer o haksıza ucum sen de dersen daha çok gürültü çıkar. Risale-i Nur hakikaten tuhaf. En iyisi su içmek lazım. Bak bu da gayri müteşir. 201'in içindeydi. Oo, neler yazıyor neler. Osmanlıcayı çevirdim Latince'ye. Şimdi buraya koyayım. Ne kadar oldu? Oo, bayağı oldu. Tamam. Yoksa size bir tane 201'i okuyabildim. Bir de 135. Ne okuyacaktım bir de? 135. Onu okudum. 201, 135. okudum Kastamonu. Bir de 59. sayfanın ikinci paragrafını okuyacaktım. Bir de 17. sayfanın ikinci paragrafı evet bu mağlubiyet diye okuyacaktım. Bir de 140. sayfanın üçüncü paragrafını Aziz Sidi kardeşlerim diye okuyacaktım. Onu siz de okursunuz. Risale-i Nur çok aş. Elhamdülillah. Derslere gelin. Bakarsın maç seyrederken video Nur talebesi yok da öyle. Maç seyrederken video seyrederken kalbiniz durur. Bak kalbiniz durur. Videoyla gitmiş olursun. O zaman film seyrederken giden film olur. Yapmayın. İkaz ediyor. Tesir etmesi lazım sözüm çünkü ben seyretmiyorum. Eyvallah. Yani yapmayın. Dersleri bırakmayın. Yani hani gelemediğin günlerde olur da ama mutlaka 5-10 dakika okuyun. Allah rızası için şunları bırakmayın. Namazı elinizden geldiği kadar nizam vaktinde kılın. 2. Tesbihatını mutlaka yapın. Yapamazsanız arabaya binince yapın. Veya çalışırken Mehmet. Tamir ederken. Mesela tamir ediyorsun. Şanzıman indiriyorsun. Subhaneke ya Allah. Taaleyte ya Rahman. Ecinne minenler. Bir öfkar olmaz. Subhaneke ya Rahim. Taaleyte. Kerim ecinne minenler. Bilmiyorsanız ben buraya koyayım. Daha hiç yapamıyorum. Geçiyor. Tesbihatı koy kulağına. O söylediğini tekrar et. Kulaklık koy. Cep telefonu. Subhaneke ya Allah ta'aleyti ya Rahman. Ecinle minenler bir afkar ama Subhaneke ya Rahim. Naci şeyde Van'da boks yaparken aynı yapıyor. Ya Cemi ya Allah ya Karibi ya Allah ya Mucibi ya Allah. Boks oluyor. Tesbihatı böyle yapıyor. Silah. Yani bırakmayacağız. İdmanlarda maaşta değil yani. İdmanda tabii. Şimdi namazı tesbihatıyla yapıyoruz. 5-10 dakika risale okuyoruz. Elimizden geldiği kadar tahribattan uzak duruyoruz. Bozulmaktan, bozulmamak için videolardan uzak duruyoruz. Sonra yani terklerimizi, akraba bağlarımızı güçlendiriyoruz. Allah Resulü'nün ifadesiyle ömrünüz bereketli, rızkınız geniş olur. Öyle diyor.
Sonra derslere en az haftada bir gün derse geliyoruz. Ondan sonra artık senin vazifen ölümü teris olarak bekleyeceksin. Teris olacaksın. Allah'ın izniyle. Tamam mı Murat? Teris olacağız. Ölmeyeceğiz. Ölümüne şahit olacaksın. Çünkü ruh bedenden çıkıyor. Ben ruh değilim ki ölümden endişe edeyim diyen makamına geleceksin. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi bu hakikatle haklanmayı bize nasip et. Ölümümüzü kendisi şahit olan eyne Allah canibinden kudretin azameti altından bakıp da ruhunun cesedinden ayrılışına şahit olanlardan eyle ya Rabbi. Teris olanlardan eyle ya Rabbi. Şehit olanlardan eyle ya Rabbi. Risale-i Nur talebesi unvanı bize nasip eyle ya Rabbi. Talebi-i ulum unvanı ile gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Nüker ve nekiri sorgulayan melek değil, kabrimizde yalnızlığımızı gideren enis bir arkadaş, bir kardeş olarak bize teptil eyle, böyle bir nasip eyle ya Rabbi. Ve rahmeti ilahiyeni dünya ve ahireti içine alacak şekilde bize rızanı aç ya Rabbi. İsa'nın, ikramın, lütfun ve keremin olan hizmeti imaniye, Kur'an'ı bize nasip ettin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı elimizden alma Allah'ım. Allah'lığın hatırına bizi affeyle. Bizi dua edenleri affeyle. Kim bize, hepimize, kimler dua ediyorsak, biz kime ediyorsak, kimler bizi seviyorsa, kimleri biz seviyorsak, kim hizmet imaniye Kur'an'ı'da maddi ve mani zerre kadesesi var yasa, ya Rabbi onları ve ailelerini insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, tufanlardan, taunlardan, zelzelelerden, harp ve garplardan hıfz-ı emin eyle. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema salavat. Amin. Sorusu olan var mı abiler? Amin. Canlı yayın. Aleyküm selam. Abi bir şey merak ediyorum. Onun için rahatsız ediyorum. Bizden önce yaşayan cinler vardı. Dünya üzerinde. Bunların bir medeniyeti var mıydı? Vardı. Vardı. Yalnız cinlerin medeniyeti demir olmadığı için maddi teknolojileri yoktu. Cinlerin demiri olmadığı için, onun için mesela cin, bu tür rahatsızlıklar olanlara diyoruz ki ya toplu iğne ama çengelli iğne biraz daha şey, tesirli, demir olduğu için çengelli iğneyi yastığın altına koydun mu demir olan yere pek gelmez. Korkuyor. Hani nuska var ya böyle taşıdığımız bak, duvarlar bak, gümüş de öyle. Evet. Mesela MİT, İstihbarat, Ankara o teşkilatın şeyi, iç kaplaması tamamen gümüştür. İç kaplaması. Çünkü cinlerle hırsızlık yapılabiliyordu. Dosyayı götürebiliyor. Kulak hırsızlığı yapabilir. Gümüşle kaplanmışsa oraya istihbaratta cin şey yapılmaz. Mesela taşıdığımız bak dua var. Ben onun için mesela toplu iğne koymuşum. Şey, çengelli iğne koymuşum. Cinlerin bak bereketli soru sordu da. İşaret icazda geçiyor cinlerin bizden önce yaşadığı. Ama onların kavga bizim gibi kavgayla bitmez. Onların kavgası kanla bittiği için fitne çok. Onların teknolojisi niçin yok onu bilse tabii. Demir olmadığı için teknolojileri yok. Zaten pek de ihtiyaçları yok. Yani neredeyse ışık hızıyla böyle koyar ser. Işık hızıyla hareket ediyorlar. Bunların denizde yaşayanları var. Yani insan gibi ortak bir medeniyet oluşturamazlar. Toprakta yaşayan cinler var, suda yaşayan var, havada var, ateşte olan var. Mesela toprakta olan suyu geçemez. Onun için o tür hasta olanları böyle okuyorlardı deniz kenarında. Bizim Karadeniz'de görmüştüm. Sonra bir tek vuruyorlardı suyun içine atınca. O şey, ayrışıyordu. Onun ayrışıyordu. Ondan suya gidince çarpmıyordu vesaire. Ama hepsinin çaresini, hepsini biz onu yapamıyoruz. Risale-i Nur Ustad söylüyor. Şualar 754-756'da diyor ki Musa Aleyhisselam'ın asasında sihir var mıydı? Vardı. Evet. Sihir. Yani acayip Musa. Musa elinde ur var mıydı? Işık vardı. İşte bu Asa-i Musa denilen kitaba bu asırda sirayet etmiş. Niçin? Musa Aleyhisselam'ın kavmindeki pislik bu asırda
Yok mu? Hakim. Lut, Semud, Ad kavimlerinin vesaire kavimlerinin pislikleri, günahları yok mu o asırda? Var. Onların tedavisi için peygamber vardı. Şimdi peygamber yok. O zaman o peygamberlerin mazhar olduğu esma, o peygamberlerin mazhar olduğu ism-i azam bu asırdaki müceditte, tamircide olması lazım. Eyvallah. Ha, o zaman peygamberlerin bazı kavimlerine sihir olmuş. Musa aleyhisselam başta. İşte o sihiri iptal eden, büyü, sihirleri, cinleri iptal eden, şifrelerini bozan Asay Musa'dır. Başıma geçmiş bir hadise vardı. Hem onu şey yapıyor, koyun abiler de. Ama anlatayım onlar. Şimdi oturursunuz ama bunu anlatayım. Bir böyle eskide 2004'te imamdı Almanya'da. İşte böyle uzatmayayım. Bir hastaya denk gelmiştim. Ben bu işten anlamam. Şimdi de anlamıyorum. Yani fakat öyle hafıza telefon ettim almaya. Ya ben gelmiş camiye yani. Ben ne yapayım ya? Kim papaza mı gideyim dedi. Ben tebarike okunca baktım karşıma birisi çıktı. Sonra benle sohbet etmeye başladı. Kim hasta zaten devredir. Dedim ya benden korkuyor musun? Hem korkuyorum hem korkmuyorum dedi. Ulan neyimden korkuyorsun dedim. Abi çıkan kişi kim karşınızdaki? Karşında o hastanın ağzıyla konuşuyor. Merak beni. Yani cin mi çıktı karşına? Ha, o kal çıktı. İblis, o konuşuyor. Yok tamam abi, evet. He. Fiziki olarak gördün. Yok, fiziki görmüyor. Sesi duyuyorsun. Sesi şey, bu insanın ağzıyla konuşuyor. Anladım abi. Ondan sonra. Ben de korkuyor musun, korkuyorum. Korkmuyor musun benden dedim. Hem korkuyorum hem korkmuyorum dedi. Neyimden korkmuyorsun? Beyaz nurundan pek korkmuyorum dedi. 2004-2005. Kırmızı nurundan dedi çok korkuyoruz. Beyaz nurum nedir dedim. Kur'an'ı az okuyorsun dedi. O zaman da haftada bir cüz okuyorduk. Paylaşmışız. Eyvallah. O gün bugünü kaç sene? 2004'ten ya bir sene veya üç sene. Yalan olmasın. Üç cüz okuma inada. İnat bu işte yarıyor. Her gün üç cüz okuyordum. Ya bir sene ya üç sene. Herhalde bir sene. Üç cüz okuyordum. Üç cüz günde. Ama inat tabii. Sonra ve şimdi. Teşvik için söylüyorum. İstisnasız 2004-2005'ten beri şimdi her gün bir cüz okuyor. Maşallah. Ha, bu adama yaptı bana. Hani muhakematta geçiyor ya 91'de. Şeyi zıttından temessül ettirmek. Allah, yani cemali celalden, cemali cemalden, vücudu ademden, imanı küfürden, hakkı batıldan çıkıyor. Küfür yoksa iman yok. Bak beni bak ne yap. Yani cüz, bir cüz okuyorum. Peki dedim kırmızı sütüm nedir? O pis kitabı ağzıma almam dedi. Ulan öyle sinirlendim ki. Risale-i Nur'dan bahsediyorsun lan sen dedim alçak. O pis kitabı diyor. İsmini almam dedi. Ondan korkuyorum. Peki o ne yapar onu yapar? Beyaz sütünün dedi. Ne kadar okursan o Kur'an'ı bize Allah söylettiriyor ki bana öğretiyor. Evet, bana yaklaştık ve ça dedi biz yanarız. Direnemeyiz ölüyoruz. Ama mesafen yani çap yani şimdi tabiyle. Kısa senin. Az haftada bir cüzde ne olur? Ama kırmızı sütünü yapar. Öldürmez bizi ama dedi. Öldürse dahi aklımız gidiyor. Dedi. Çok uzun sahada diyor. Da böyle enerji yayıyorsun. O şeye yaklaştıkça bizim aklımız gidiyor. O risalen ondan sonra yazarak çizerek okudum. Arkadaşlar cinlerin sordu ya. Demir olmadığı için maddi teknolojileri yoktur. Onlara da lazım değildir. İnsan şu bedeninin kıymetini bilsin. Bu esmaların cilve cemal nakış sanatı olduğu için bu cismaniyet meleklerden de ruhanilerden de cinlerden de üstün kılıyor insanı. Daha geniş Allah'ın esmasına mazhar oluyorsun. Kısacası Allah'ın isimlerini toprak mı? Allah'ın isimlerini su mu? Allah'ın isimlerini hava mı? Allah'ın isimlerini mi? Nur mu daha iyi gösterir? Elbette ki toprak. En kesif, en camidir. En cami aynadır. Şiddetli karanlık nuru daha iyi gösterdiği gibi. İnsan camidir. Yeter ki kıymetini bilsin. Peki nedir cinleri böyle bize sıkıntı vermesine sebep? Cinleri güçlü kılan senin cehaletin ve korkaklığın. Korkman onlara cesaret. Cehaletin ilim sahibi yapıyor. Korkmayacaksın. Kafirlere bile musallat olamaz korkmayana. Abi bazı ölülerin üzerine bıçak bırakıyorlar böyle. Evet. O da bununla alakalı. Evet. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman gaz çıkarmadı.
Muhittin oradan okudum. İbrahim Hakkı'da okuyorum. Yani gaz çıkartma var ya. Ölü işte seyrettiğimiz filmler, haram ortamlar, yanlış insanlara bakıyoruz ya. İçerimizde bir Allah Kur'an'da söylüyor. İşlediğimiz haram kendisi bir tane şeytan yaratırım diyor. Yani haram kendisi şeytandır. İşte o gaz çıkartmalar o ölü cinlermiş, o iblislermiş. Allah Resulü hiç böyle olmamış. İşte o ölenin üzerine demir veya bıçak konmak, o bıçak koydun mu ama defolup gidiyor yani. Karın iniyor aşağıya. Ya. Var mı sorusu olan? Biz çaya başlayacağız. Bana bak çayı verirsin mi? Abim Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Geceniz mübarek olsun. Kırıkan'dan selam olsun. Aleyküm selam abi. Size selam söyleyeyim. Bak selam. Selam. Bak Cemal ne güzel bir şey ya. Sibirya'dan da var. Sibirya'dan da var. Amerika'dan da var. Nerede şeyde? Mısır'dan da var. Maşallah.